gençler için, Yozgat için. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler, sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sizlerin sonunda düşmez, çiftçinin yüzde gülmez. Sen de hükmetin başındaydı, bu zamanda niye düşürmedin? Zamanında düşürdük Allah. Onun nasip taşı, çıktın şey yaptın, maliyet düşmesi lazım. Gurbeye mazotu benzin, bak şimdi benzin ya. Kaç liraydı, ne oldu diyor, mazot kaç liraydı, nereye geldi? Bizim dönemde dolar kaç liraydı, onu söyle bakalım. Ya, 2 lira 10 kuruş, 1 lira değil miydi? Maliyeti düşürmesi lazım. Ya biz zamanında düşürdük ya. Onun için çiftçimiz ayağa kalktı, onun için milletin yüzü güldü, onun için üretim Türkiye'de var. Böyle ekonomi yürümez. Herhalde. Yürümez tabii. Millet ısıtmaz. Seçimden sonra gene yükleyecek. Böyle Türkiye'de ekonomi yürümez. Benden misin? İş var. Yoksa güle güle. Öyle mi diyorsun? Hayır. Ya, öyle diyor. Gül öyle diyor. Tamam. Ha, sizden böyle. Biz öyle demiyoruz. Aman ha, yanlış anlama. Yardımcı olsana. Yok. Onlar öyle diyor yani. Aynen. Ya, onlar diyor ki yandaş mısın? Benimle misin? İş var doğru, yoksa yok. Doğru söylüyorsun. Partiye üyesen yardım kolisi var. Partiye üyesen yardım yok. Maalesef. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim. Ülkemizin şu anda en önemli sorunu emeklerimizin yaşadığı ağır şartlar ve çiftçilerimizin karşı karşıya kaldığı ağır yüksek maliyetler. Şu anda herhalde Türkiye'de en önemli sorunlar ne diye saysanız çiftçimiz ve emeklimiz en çok feryat eden, en çok sıkıntı çeken kesim. Burası Yozgat, bir tarım memleketi. Yozgat'ta tabii ki başka çok farklı sektörler var ama Anadolu'da tarımla uğraşan böyle bir şehrimizde çiftçilerimizin karşı karşıya kaldığı sorunları gayet iyi biliyoruz. Artan maliyetler gerçekten çiftçilerimizin üretmesini çok zorlaştırdı. Çiftçilerimiz ne kadar çok üretirse o kadar çok zarar ediyorlar. Böyle bir ortamdayız şu anda maalesef. Ve artan maliyetler, artan gıda fiyatları vatandaşlarımızın da hayatını son derece zorlaştırdı. Artık yumurta taneyle kıyma 50 gram, 100 gramla satılır hale geldi. Gıda enflasyonu yükselince, gıda fiyatları yükselince hükümet ne yaptı? Faizleri artırdı. Diyorlar ki biz faizi artırınca gıda enflasyonu düşer. Buraya gelsinler, Yozgat'ta çiftçilerimize otursunlar. Bu nasıl oluyor bir anlatsınlar da göreyim. Türkiye'de gıda enflasyonu düşürmenin yolu çiftçimizin maliyetlerini düşürmekten geçiyor. Yani gübreye %50 destek, yemeğe %50 destek, mazota destek, elektriğe destek olmadan çiftçimizin maliyetini aşağıya çekmeden ne ülkede enflasyon düşer ne de milletin yüzü güler. Oysa hükümetin şu anda önceliği rant. Şu anda hükümetin tarıma koyduğu bütçe bu yıl 91 milyar. Faize koyduğu bütçe 1 trilyon 254 milyar. Seçimden önce nas var diyen, faiz inecek daha da inecek diyen ama 8 ayda 8 kere faizi artıran Sayın Erdoğan şu anda devletin bütçesinden 1 trilyon 254 milyar lira zaten parası olan ödüyor. Çiftçimize verilen desteğin tamamı ise 91 milyar. Bu da yetmedi. Kur korumalı mevduata 1 trilyon lira da karşılıksız para basları ödediler seçimden bu yana. 1 trilyon lira. Çiftçiye destek 91 milyar. Kur korumalıya devletin ödediği kur farkı 1 trilyon. Yani kurla faize ödediği çiftçimize ödediğinin 25 misli. Bu ülkede tarım ayağa kalkmaz. Bu ülkede tarım alanları küçülür, hayvan sayısı azalır ve Türkiye gemi gemi buğdayı ithal etmek zorunda kalır, canlı hayvanı eti ithal etmek zorunda kalır. Şu anda yaşadığımız tam da bu. Bununla da kalmıyor. Türkiye'de şu anda enflasyon %100'ün üzerinde. Ama hükümet TÜİK'e %60 küsur enflasyon açıklattırıyor. Maaş zamları %60 küsure göre yapılıyor. Halbuki çarşıya pazara çıktığınızda fiyat artışları %100'ün üzerinde. Fiyat artışlarıyla maaş zammı arasındaki o %60 kadar farkı emeklimizin fakirleşmesi olarak, yoksullaşması olarak maalesef görüyoruz. Bu sebeple de Türkiye'nin her yerinde büyük bir feryat var. Hatta biliyorsunuz en düşük emekli maaşı 7500'den 10.000'e çıkarıldı. Yani %33 artırıldı. %33 artınca emeklimiz dedi ki hükümete ya senin kendi açıkladığın enflasyon bile 65. Bana niye %33 verdin? Hükümete ne dedi? Maaşın köküne zam yaptık ya dedi. Yani maaşın kökünde maalesef millete böyle bir şey olduğunu gösterdiler, öğrettiler. Çünkü belediyecek deyince hemen akıllara gelen rant. Belediyecek deyince çoğunun gözünde dolar, euro işaretleri oluşuyor. Halbuki biz belediyeciliği hizmet olarak görüyoruz.
Bu seçimler aynı zamanda hükümeti uyarmak için, hükümete yanlış yoldasın demek için de önemli bir fırsat. Dolayısıyla bu seçimleri biz aynı zamanda hükümete, yani iktidara bir sarı kart gösterme seçimi olarak görüyoruz. Hata yapıyorsun, hukuka uymuyorsun, anayasayı çiğniyorsun, adaleti ayaklar altına alıyorsun diye sarı kart göstermemiz gerekiyor hükümete. Sadece belediye başkanlarımızı seçmiyoruz, aynı zamanda hükümete sarı kart göstermemiz gerekiyor bu seçimde. Bana diyorlar bazen, niye sarı kart başkanı, niye kırmızı kart değil? Çünkü bu seçim belediye seçimi. Hükümet seçimi, iktidar değişimi bir sonraki seçimde olacak. Kırmızı kartımızı öbüreceğimiz de hazır. Bir sonraki genel seçimlerde de inşallah hep beraber kırmızı kartı göstereceğiz ki ülkeye adalet gelsin. Hep beraber kırmızı kartı göstereceğiz ki ülkeye refah gelsin, bu yoksulluk bitsin. Aynı zamanda yaşadığımız gibi, benim ekonominin başında olduğum dönemde bu millete hep beraber yaşattığımız gibi, Türkiye'nin o güçlü, zengin ve aynı zamanda adaletin, hukukun daha iyi dönemler geri gelsin. Hatta ondan da daha iyi günlere doğru Türkiye yola çıksın. Şimdi bu seçimlerden gerçekten bir sarı kart çıkarsa, yani hükümete artık güvenimiz yok mesajı çıkar ise, hükümetin siyasi meşruiyetinde önemli ölçüde aşınma meydana gelir. Bu seçimlerden sonra milletimiz biraz daha izler. Der ki, ben sana Mayıs ayında yetkiyi verdim. Üstelik tam yetki verdim. Tek imzayla aklına gelip de yapamadığın hiçbir şey yok. Faizi indir diyorsun, indiriyor. Bindir diyorsun, bindiriyor. Seçimden önce indir dedin, indirdi Merkez Bankası. Seçimden sonra da bindir dedin, bindirdi. Demek ki elini tutan yok. Tek imzayla istediğini yapabiliyor. Bu kadar geniş yetkiye sahip ve tek imzayla aklına geleni yapabilen bir cumhurbaşkanının ülkenin sorunlarına hızla çözüm bulması gerekiyor. Seçimden bu yana Türkiye'de yoksullaşma devam ediyor. Seçimden bu yana Türkiye dünyada ultra zenginlerin en çok arttığı ülke olmuş. Ama aynı zamanda ultra fakirlerin de en çok arttığı ülke oldu Türkiye. Son 5 yıldır Türkiye'de geliri artan sadece nüfusun %5'i. En zengin %5'in geliri artmış Türkiye'de. Onun dışındaki bütün kesimlerin geliri ya düşmüş ya sabit kalmış. Dolayısıyla yoksulluğun yaygınlaştığı, gelir dağılımının bozulduğu, adaletsizliğin arttığı bir ülkede hükümetin ya bu işi becermesi ya da yapamıyorum deyip bırakıp gitmesi lazım. Bu milletin yıllarca bekleyecek artık sabrı kalmadı. Destek istedi, destek verdi. Oy istedi, oy verdi. Şimdi ne diyor? Bir kerecik daha diyor, değil mi? Bu son seçim diyor, bir kerecik daha diyor. Son kez adayım diyor. Öyle değil. Daha önce 3 kere yaptı. Son kez adayım dedi, tekrar tekrar aday oldu. 3 dönem var dedi. 3 dönemden sonra ben bırakacağım dedi, bırakmadı. Dolayısıyla her seçimde bir istismar var. Her seçimde söz tutup söz verip tutmamak var. Mazotu seçimden önce millete 18 lira göstermedi mi? Seçimden sonra 40 lira. Seçimden önce faizi %8,5 göstermedi mi? Seçimden sonra 8 ayda 8 kere faiz arttırdı. Seçimden önce dolara 18 lira gösterdi. Seçimden sonra 30 liraya patlattı. Onun için diyorum ki, kazandı mı helalinden kazanmadı. Zaten geçen seneki seçim helalinden kazanılmış bir seçim değil. Sen TÜİK'in terazisini bozarsan, TÜİK'in ayarını bozarsan, TÜİK'e gerçek olmayan düşük bir enflasyon açıklattırırsan helalinden kazanmazsın. Çünkü bizim bildiğimiz ticarette de, siyasette de helalinden kazanmak için doğruyu söylemek lazım. Doğruyu söylemezsen, milleti aldatırsan helalinden kazanmazsın. Ölçü tartıda hile yaparsan ticarette helalinden kazanmazsın. Siyasette de ölçü tartıda hile yaparsan, TÜİK'e gerçek olmayan düşük bir enflasyon açıklattırırsan, seçimden önce fiyatları düşük gösterip seçimden sonra patlatırsan helalinden kazanmış olmazsın. Onun için biz pırıl pırıl tertemiz milletimizin karşısına çıktık. Ben 13 yıl bakanlık yaptım, hamdolsun. Önümüzden yüz milyarlarca dolar geçti. Boğazımızdan bir lokma haram geçmedi. Onun için böyle kaç sene sonra gelip milletimizin karşısına alnımı açıp başım dik çıkabiliyorum. Bütün kadrolarımız böyle. Dürüst olmak zorundayız bu memleket için ama şu andaki hükümet maalesef dürüstlükten sapmış durumda. Algıyla seçimleri almaya çalışıyorlar ama milletimiz de artık buna inanmıyor. İnşallah bu seçimlerde bizim beklentimiz, benim biraz önce gösterdiğim gibi, nasıl ben sarı kartı cebimden çıkarttım gösterdim, milletimiz de sarı kartı gösterecek ama bunu ne zaman gösterecek? Sandıkla gösterecek. Ama 6-0 attığımız paralar da hemen yanında, onu da şöyle çıkarıp size göstereyim. Evet, iyi hatırlattınız. Ben bunu hatıra diye saklıyorum bakın. Yıl 31 Aralık 2004. 1 milyon liraydı. En küçük para. Biz bunu 1 YTL yaptık. Bu 1 lirayla 1 YTL'de 8 yumurta alabiliyordu. Şu anda bundan yan yana 3 tane koyarsan ancak bir yumurta alıyorsun. Hesap ortada.
Enflasyon yoluyla milletimizi fakirleştirdiler. Paranın değerini düşürerek milletimizi fakirleştirdiler. Bankada zaten parası olana, bankada kur korumalı mevduata para yatırana 1 trilyonları ödediler. Tam 1 trilyon lira. Para bastılar karşılıksız. Bütün milletin cebinden aldılar. Ve tuttular o parayı. Zaten parası olana verdiler. Faizle parası olana 1 trilyon 254 milyar bütçeden para ödüyorlar. Çiftçiye gelince 91 milyar. Emekliye ne diyor? Devletin parası yok diyor değil mi? Sayın Erdoğan ne diyor? Param yok diyor. Ne yapayım diyor. İyi de sen 1 trilyon parayı basıyorsun, veriyorsun kur korumalı mevduatı. Faize de işine gelince 1 trilyon 254 milyar da faize veriyorsun. Başkanım. Millete niye vermiyorsun? Bir de bahsedin. 2002'den 2023'e kadar o da 33 kat asgari ücret arttı. O da 2002'den 2023'e kadar ilk gelir vergisi dilimi 13-14 kat arttı. Aldatıyorlar. Eskiden 6. ayda ikinci vergi dilimine giren şimdi 3. ayda gelir vergisi dilimine giriyor. Ya daha neler var? Akşama kadar anlatsam bitmez. Başkanım. Ve çok kıymetli hemşehrilerimize göstermiş oldukları yoğun ilgi ve tebessümlerine dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık diyoruz efendim.